Herkese merhabalar değerli dostlarım. Yine bugün harika bir tarif videosuyla karşınızdayız. Bugün muhteşem bir wrap dürüm hazırlayacağız. Kullanacağımız malzemeler içerisinde mantarımız var, soya küplerimiz var. Soya küpü opsiyonel ama çok lezzet verecektir gerçekten. Çok güzel olacaktır. Tavsiye ediyorum. Ve burada çok güzel sebzelerimiz var, baharatlarımız var ve vegan mozzarella peynirimiz var. Bu tarif her zaman olduğu gibi tamamen bitkisel bir tarif olacak yine. Tarifin içeriğine geçmeden önce ve malzemelerimize geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz abone ol butonuna basıp bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi gelin bakalım önce elimizde malzeme olarak nelerimiz var. Burada kuru haliyle bir büyük su bardağı, 400 ml'lik bir su bardağı kadar soya küplerimiz var. Bu soya küplerimizi biz haşladık kaynar suda. Kaynar suyun içerisine de bir yemek kaşığı barbekü baharatları oluyor. Izgara baharat olarak da geçiyor. Ondan ilave ettik ve yaklaşık olarak 15 dakika boyunca kaynattık. Kaynattıktan sonra da suyunu elimizle tamamen sızdırdık ve şu anda soya küplerimiz artık hazır. Burada 400 gram kadar kültür mantarımız var. Bunları dilim dilim doğradık. Yani şöyle çok da ince değil. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde doğradık. 2-3 adet kadar sivri biberimiz var. 2 diş sarımsağımız var. 2 adet jülyen doğranmış kapya biberimiz var. 1 adet soğanımız var. Burada baharatlarımız var. Baharatlarımıza gelecek olursak kırmızı toz biberimiz var, kekiğimiz var, körümüz var ve tuzumuz var. Bunların hepsi birer tatlı kaşığı olacak şekilde, silme birer tatlı kaşığı olacak şekilde. Ve son olarak vegan mozzarella peynirimiz var. Bu da opsiyonel. Soya küpü de opsiyonel ama ikisi de inanılmaz lezzet verecek şeyler, onu söyleyeyim. Şimdi gelin birlikte bu harika tarifin yapılışına geçelim. Evet, şimdi ilk işlemimiz olarak bir kahve fincanı zeytinyağımız var. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz, fark etmez. Ve soya küplerimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 dakika çevirdikten sonra soğanımızı ilave ediyoruz. Evet, yaklaşık 4-5 dakika kadar soteledikten sonra şimdi diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi koyduk. En yüksek ateş seviyesinde 4-5 dakika kadar soteleyeceğiz. Yaklaşık olarak 4-5 dakika soteledikten sonra şimdi son olarak baharatlarımızı da ilave ediyoruz. Ve onlarla birlikte son bir kez daha çevirdikten sonra dürümümüzün iç malzemesi artık hazır. Evet, şimdi geldik en keyifli kısma. Wrap'imizi ikiye böleceğiz. Bir yandan da patates kızartması pişiyor. Onu da sunum olsun diye daha güzel bir şekilde servis edebilmek için aslında yapıyorum şu anda. Evet, şimdi şöyle bir keselim. Evet, görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Evet, elma dilim patateslerimizi de kızarttık, koyduk yanına. Gerçekten harika bir menü hazırlamış olduk bugün. Böyle kendinizi ödüllendirmek istediğiniz bir gün için muhteşem bir alternatif. Bu arada az önce tadına da baktım, inanılmaz lezzetli olmuş. Bu tarifi kesinlikle ama kesinlikle denemelisiniz dostlarım. Böylelikle bir tarif videosunun da sonuna gelmiş olduk. Bu tarifimizi eğer beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca yorumlarınızı her zaman olduğu gibi tabii ki çok merak ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere, hoşça kalın. Bye bye.